İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile imzaladığı anlaşmada Türkiye'nin talep ettiği bazı kişileri Ankara'ya iade etmesi öngörülüyordu. Bu konuda bugüne kadar kararı yargı verir diyen İsveç hükümeti ortaya çıkan son belgelerle zor durumda. Türkiye'nin talep ettiği bir kişiyi İsveç hükümetinin reddettiği ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı. Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olması sonrası gözler İsveç Başbakanı Kristersson'a çevrilmiş durumda. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te ortaya çıkan belgeler hükümetin söylemlerini yalanladı. Son kararı hukuk verir diyen hükümetin Türkiye'nin iade talebini bizzat reddettiği ortaya çıktı. İsveç defalarca kendi yargısının bağımsız olduğunu ve suçluların iadesi konusunda son sözün sahibinin yargı olacağını vurgulamıştı. Ancak İsveç Adalet Bakanlığı'ndan alınan belgeyle hükümetin bu iddianın aksi bir yönde hareket ettiği ortaya çıktı. Ankara'nın silahlı terör örgütü üyesi olduğundan şüphelendiği İsveç vatandaşı 51 yaşındaki Mehmet Zakir Karayel'in iade talebi hükümet tarafından reddedildi. Hükümet söz konusu redde gerekçe olarak şahsın İsveç vatandaşı olmasını gösterdi. İsveç basını bu gelişmeyi manşetine taşıdı. Dagens Nyheter gazetesi, hükümet Türkiye'nin iade edilmesini talep ettiği terörle suçlanan bir kişinin İsveç vatandaşı olduğu için teslim edilmesine hayır diyor ifadesine yer verildi.